Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Royal Pass etkinliği düzenleyeceğim. ilk kez açacağım. Sezon 12 oldu biliyorsunuz. Royal Pass da sıfırlandı arkadaşlar ve yenisini açacağım. Şu an çok heyecanlıyım. Daha önceki e, Royal Pass'larda biliyorsunuz bir gün ve iki gün sonra yapıyordum ama Instagram'dan son zamanlarda ve canlı yayınlardan çok sık yazdınız. ilk defa senden izlemek isteriz." diye. Ben de sizler için şu an saat e, galiba bakayım şöyle 5 çeyrek arkadaşlar. Uyumadım ve bu videoyu en erken şekilde yayınlayacağım. Umarım beğenirseniz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde Instagram adresim ve canlı yayın linklerim açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Laf uzatmadan hemen Royal Pass'a başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş yeni sezonla birlikte. Ben de şu an çok heyecanlıyım. O zaman şöyle olaya girelim. Oba şimdi ilk defa ben de sizle birlikte açacağım bu arada. Merak ediyorum. Umarım güzel içerikler bekliyordur. Bu arada 8750 UCM var. Hemen şöyle yapalım. Ee, PUBG Mobile ekibine de evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Şöyle ödülümüzü kullanalım. 2500 UC'lik destekte bulunmuşlar PUBG Mobile Türkiye ekibi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Aa bu arada ünvan kazandım diyor. Aa ilginç. Şöyle geçelim. Ha bu arada görmüş olduğunuz üzere e, Squad'da böyle çok kısa bir süre oynamaya başladım. Bir haftada Asrank'a ulaştık. Rank kasmamı istiyorsanız e, videonun altında da yazabilirsiniz. Ekiple birlikte canlı yayında oluyoruz arkadaşlar Facebook'ta. Hepinizi de Facebook sayfama bekliyorum. Şimdi dilerseniz olaya başlayalım. Şöyle bir bakalım ya 11.250 ucu oldu evet güzel. Umarım güzel şeyler çıkar. Ya. Sezon 3'te Royal Pass'ı çok beğenmiştim bakalım bu sefer ne olacak. Şöyle bir başlayalım. Oba. Bu ikinci yıla özel arkadaşlar. Adubaki. bakayım. sefer bayağı bir şey olmuş ya. Çok güzel bir görselle karşılaştık. İkinci ödülleri gibisi görülmedi. Desteğin için teşekkürler demiş. Ne demek efendim ya. Evet 600 ucu free diyor. Onun haricinde evet. Oo, bayağı şeyler var gibi bunu hatırlıyorum bu arada. Şu Royal Pass'ı hatırlıyordum. Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar ya gerçekten. Şimdi pas yükselt diyelim şuradan. Ben 1800 ucu olanı alacağım ve videoda fullleyeceğim arkadaşlar sizler için. Hiç görevde uğraşmadan. Evet bu arada bunları da alabiliyormuşuz. Şimdi şöyle 1800 UC'yi kullanalım ve Royal Pas'ımız açılsın. İşte bu kadar ya. Elite Royal Pass satın aldım arkadaşlar. Evet şimdi 26 seviye kadar gelmişiz. Bu arada ilk 26 seviyede ne vardı? Hemen bakalım. Yaban muhafızı seti çıktı. Oo fena değil. Güzel. Evet Yine bu setin maskesi var şu an arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Oo, Bay Unicorn süslemesi evet. Eros başlığı. Güzel duruyor. Değişik. İşte klasik kupon. İşte ee, buradan yine ödülleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şu nasıl bir şeymiş ya? Neyse bunu oyundan bakabiliriz. Ormanlar Kralı Kar98. Hadi bakayım. Ucu ödülü de var yine aynı şekilde. Şöyle geçelim. Ee, ilk 26 böyle yine bunun üstünden geçeriz aslında. Ben şöyle bakayım. Tamama tıklayalım. Şimdi RP puan kartım vardı benim arkadaşlar. Onu da kullanacağım. Şöyle yapalım. Direkt 31 seviye oldum. Bunu da şöyle al dediğim zaman yıldönümü özel Dacia'mız geldi arkadaşlar. Ee, şöyle ilk defa bunu erken saatte yayınlayacağım. Belki oyuna girmeden e, benden izleyecek olanlar vardır. O yüzden böyle mümkün olduğunca kısa tutarak çok fazla uzun tutmayarak şöyle bir bakmak istiyorum ödüllere de. Sizler için inceliyorum aslında arkadaşlar. Yine şöyle geldiğimiz zaman zaten ıı, direkt 31 seviye oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünün. Bu arada bu kar 98 nasılmış ya? Şşş. Fena değil. Gerçekten güzel gözüküyor. Hemen rütbe al diyeceğim arkadaşlar. Şöyle 10'lu 10'lu hatta alabiliriz. Ee, biz galiba 31 seviyedik. Şöyle yapacağız 69. Evet 6009 ücreti şu an sizler için basıyorum. Ve çünkü 100 RP olmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve Royal Pass 100 olduk arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi dilerseniz neler var? Sürprize doğru gidiyorum. Ben 100 RP'de ne var bilmiyorum. 70'lerde 80'lerde ne var bilmiyorum. Şu an heyecanlı bir şekilde bakacağız. Şimdi ödül setinden birini kazandıktan sonra geriye kalan set fide dükkanında hazine sandığından alınabilir. Evet iki tane setimiz var. Ben büyük ihtimalle bunu değil de şunu seçerim gibime geliyor. Bu mu bu mu? Evet kararsız kaldım arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Bu nasılmış? Yani bu da fena durmuyor. Böyle değişik. Bu da böyle bayağı bir set. Yani cidden kararsız kaldım ya. Bunu hemen seçmek zorunda mıyım bu arada? Valla en kötü karar kararsızlıktan iyidir arkadaşlar. Ben bu seti alacağım. Bu bana biraz daha gözüme hoş geldi. Eğer yorumlarda yazınız bu seti de çıkartmamı istiyorsanız Royal Pass sandıklarından illa bir şekilde tekrardan Deneriz evet seçilsin be kardeşim Ver o ödülü bana Evet uçak kaplamasını görmüştük şöyle geçelim Kızıl bakire seti de varmış Burada şunu da bir geçelim Evet biz ona kaplama gelmiş bu arada Arkadaşlar böyle e, iyi ödülleri Hemen gösteriyor onun haricinde Eski toprak maskesi Ve kalan ödülleri de buradan Bakabiliriz e, Yine ekstra bir şey var mı onu merak ediyorum Şu an Oo çok güzel M16A4 çıkmış Güzel sandık var. Sandıkları da aç açabiliriz. Uc geliyor yine. Şu emojileri görebiliriz. Ee, bunları şöyle bir bakayım. Çıkartma çıkmış. Çerçeve vermiş. 12 ile alakalı yine bir motor veriyor. Royal Pass kartları var arkadaşlar. Ee, onun haricinde şöyle bakarsak. Evet uc'ler falan derken. Tava var bir tane. Bunların hepsini deneyebilirim aslında. Avatar'dı galiba şu. Oo. Çanta güzelmiş. Evet şöyle seriden bir geçeyim. 100 RP olunca direkt şey oldu. Tamam diyelim. Şimdi ödül ağacına geldiğimizde zaten şu veya şuydu arkadaşlar. Onun haricinde başka bizim e, gözden kaçan şuradan basarsak en azından elimizde görürüz. Evet biz onda güzelmiş. Bakalım çanta nasıl duruyor. O çanta değil. E, sarı desenli hiçbir çantam yoktu. Janti setine gider. Bakın her videonun altına yazıyorsunuz. Janti giyme janti giyme diye. Ama janti çok tatlı değil mi ya arkadaşlar? Onu çıkartmak için ne uğraşmıştık hatırlarsınız. Onun haricinde şöyle bir baktığım zaman zaten genel olarak klasik gümüş parçacı, işte sandıklar, görev kartları falan veriyor. Ödülleri alt kısmına geldiğimde arkadaşlar bu sandıktan birinci yıl dönemi favoriler sandığını açabiliyorsunuz. Burada kar 98 deseni var. Bunları hatırlarsınız. Bunlar gerçekten güzel setlerdi. Yine e, buradan da çıkartabiliyorsunuz. Başka ne var alabileceğimiz? Şöyle emotlar var bende olanlar. Evet. İkinci yıl dönemi takası da var. Yine burada da farklı sandıklar var. Kazanacağınız Royal Pass puanlarıyla alabilirsiniz. Ben direkt Royal Pass'ı 100 yaptığım için arkadaşlar ileride bu sandıkları da açabiliriz. Burada şöyle bir ikinci yılımı özel uazı görüyoruz. Ve galiba AKM mi o? Evet şöyle bir AKM deseni var arkadaşlar. Bir farklı sandığımız daha var. E, bunda da yine bu kıyafeti seçebiliyoruz. Evet, bu kıyafet alınabiliyor. Onun haricinde yine bakalım, uaz. Uaz yine iki sandalda koymuşlar bu arada arkadaşlar. Onun haricinde şurada da bir sandığımız var. Burada da ee, royal pasta alamadığımız kıyafetleri puanla tekrardan çıkartabiliriz. Ben yüzlediğim için ve eski toprak setini seçtiğim için arkadaşlar, öbür kıyafeti de görmek isterseniz envanterimde dediğim gibi onu da bir şekilde tamamlay. Biliriz. Evet şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar Geçmiş sandıklar da vardı ben de biriktirdim Dilerseniz biraz da sandık açayım ee, Hatta şöyle yapalım ya Ben yeni kıyafeti giyeyim arkadaşlar Bakın, Şu set de royal pastan çıkıyor Şöyle görmüş olduğunuz üzere Yine aynı şekilde bu kıyafeti de alabiliyorsunuz görevlerden 100 rp kıyafetinde Şöyle giydim Oo, Şşş. Tarz olmadı mı ya Sandık e, kaslardan şöyle bir yeni kaskımız var Seti bir tamamlayalım e, Çanta evet Yeni çantayı da şöyle alabilirim onun haricinde tabanca desenlerinden ne vardı bizim aldığımız? Yeni bir tava gelmişti arkadaşlar şöyle. Oo aslan kap. Aslan parçası ederiz artık tava atınca. Şöyle bir bakalım. Fena değil setimiz gerçekten güzel. Ee, sizlere de tüm detaylarıyla anlatmak istedim. Çünkü belki birçoğunuz ilk benden izleyecek arkadaşlar. Envanterinde biriken parçacıklar vardı galiba yanılmıyorsam. Evet mesela 7 tane bu yeni sandıktan açmayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet klasik sandık kupon parçacıkları, gümüş parçacıkları çıktı arkadaşlar. Onun haricinde 11. sezondan kalan seçkin ajan hazine sandığı var. Şöyle bir 27'yi birden açalım hızlı bir şekilde. Evet burada gümüş parçacık görüyoruz ve bir tane pantolon gelmiş. Yine aynı pantolondan var. Katil avcı maskesi gelmiş. Evet burayı tamam diyebiliriz. Şöyle geçelim. Onun haricinde kış malzemesi sandığından da 27 tane kalmış. Bu vesileyle açalım arkadaşlar sandık açılımını şöyle. Buradan o günlük veriyormuş bu galiba aynen. O bunlar hep günlükmüş arkadaşlar. Evet. Kaydı değer bir şey yok. 13 tane bu arada klasik sandık kuponum var. Aa çok iyi. Bir onun açalım mı ya klasik sandıktan ne alabiliriz arkadaşlar? Adı açıyorum ya. Evet. Dön 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 dönen. Adı bakayım. Bundan bende vardı. Ver farklı bir şey. Don't kill mi nedir ya? Don't kill mi nedir ya? Onun haricinde başka 3 tane de tekli açabiliyorum. Hemen şu bu sefer geç diyeceğim teklileri arkadaşlar. Çünkü teklilerde çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yine geç diyelim. Evet. Şu geçe tıklarsam hatta hızlı bir şekilde geçer diye düşünüyorum. Tamam. Birinci yıl dönümü sandıkları varmış. Evet bu arabadan acaba çıkarmıyor. Arkadaşlar. Orman baskın paketinde ne varmış bunu da izleyelim. Evet yükseltilebilir Groza. Onun haricinde şöyle bir premium sandık var. Bundan da 8 tane var ama bakalım. E, kupondan tamamlayabiliyor muyuz? Şöyle bir bakayım. Oo bu arada klasik sandık bir 5 tane daha açabiliriz arkadaşlar ya vallahi çok hoşuma gitti şu an. Malzeme sandığını da birleştir kardeşim. Birleştir böyle kuponlar hoşuma gidiyor. 6 tane de burada var. Kullan diyelim arkadaşlar. 6 kere de ee, şunu açalım. Gerçi burada kalıcı üye çıkartma şansımız çok zor ama evet. Şöyle bakalım. Yapıştır. Yok mu şöyle bir süresiz kalıcı bir şey ya? Kalmadım. Evet klasik sandığa bir daha dönecek olursak bir 5'li daha açabiliriz. Teselli ödeli var galiba. Oo, çanta bende vardı ama. Şöyle olmayan bir şey var. Hadi hissediyorum. Evet. 100 gümüş parçacık geldi. Sonic avcı kaskı kardeşim ya. Doldu. Hadi bakayım. Valla sonunda güzel bir şey çıkarttık herhalde. Gönderelim klanımıza da. Ne çıkarttık biz ya? Bu ne kaskıymış? Örümcek maskesi. Valla yine iyi arkadaşlar ya. Güzel bir şey çıkarttık. Evet şansımızı buradan deneyelim ya. Belki araba çıkar ama çok zor ihtimal. Şöyle bir en azından. Kalan uce ödülünü şey yapabiliriz. Bu arada çanta çıktı. Güzel ve kıyafet çıktı arkadaşlar. Bir onu da açalım. Evet ister misiniz araba çıksın. Var ya yemin ederim şansımın son şeyi olur ya. Çok zor çıkma ihtimali ama. Yine de insan bir acaba diyor ya arkadaşlar. Bu arada kıyafetten başka hiç yok şey çıkmadı. Yetersiz ucu Tamam. Ne kadar uc'miz kalmış? 450. Tek tek açsak mı? Şu groz olayı nasıl? Hadi bir burayı deneyelim ya. Evet. Royal Pass puanı da bu şekilde artıyor. Biliyorsunuz sandık açınca. Fena değil ya. Daha deminki kutulardan en azından bir çantayla bir kıyafet çıkartmış olduk arkadaşlar. Evet valla bu videoda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi şu an sabahın 5.30 ve ben açılır açılmaz sizlere Royal Pass çekmek istedim. Hem canlı yayınlarımdan hem Instagram'dan sürekli yazmıştınız bana arkadaşlar. Royal Pass'ları ilk defa senden izlemek istiyoruz diye. Umarım beğenirsiniz. Ee, daha sık böyle içeriklerde ben de elimden geldiğince yapmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni sezon inşallah hilesiz ve güzel bir oyun olur arkadaşlar. Kaldığı yerden PUBG Mobile. Ee, umarım tekrardan eski güzel neşeli oyunlarımıza kavuşuruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Artık bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Haydi. Eyvallah.